Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Hocam 31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla bugün özel yayın sizinle yapmış oluyoruz. Nedeniyle meme kanseri nedeniyle özellikle bu aylarda mı ya da 12 ay sürekli sizlerin konferans ve etkinliklerinizle meme kanserine ilişkin bilgileri verdiğinizi düşünüyoruz. Sizden dinlemek isteriz. Şimdi 2004 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü'nün almış olduğu bir karar ile 1-31 Ekim tarihleri arası meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanılmakta. Evet. Ayın 26. günü yani Ekim'in 26'sında ise pembe kurdeleler takılarak bu farkındalığı arttırma çabaları devam etmekte. Niye böyle bir şeye gerek duyulmuş? Meme kanseri kadın kanserleri arasında en sık görülen kanser türü ve bu kanser kadınlarımızı etkiliyor. Her 8 kadından birinde yaşamının belli bir periyodu dahilinde meme kanseri gelişme riski mevcut. Böyle sık görülen bir hastalığın erken evrede yakalanması ve tedavi edilebilirliğinin mümkün olması meme kanserinde farkındalığın ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden birisidir. Bunun yanı sıra meme kanseri olarak hastanelere başvuran insanların, kadınlarımızın büyük çoğunluğu teşhislerini kendileri koymaktalar. Yani memesine baktığında bir kitle hissedip direkt doktora gitmekteler. Hem teşhis edilme imkanlarının kolay olması, basit olması ve fark edilebilme durumlarının çok basit olması nedeniyle böyle bir farkındalık ayı Dünya Sağlık Örgütü'nce düzenlenmiş ve kadın meme kanserlerinden ölüm oranlarının azaltılması hedeflenmiştir. Evet. Şimdi kadın hastalıklarında en sık rastlanan kanser türlerinden rahim ağzından öncesi meme kanseri diye biz yazılı ve görsel basında takip ediyoruz. Çünkü en hassas sağlık sorunlarının başında özellikle bir kitlenin yola çıkma hikayesinden mi erken teşhiste sağlık açısından en önemli kontrol noktasına ulaşabiliyoruz hocam? Şimdi şöyle, kadın kanserleri bizim ulusal kanser istatistiklerimizin başladığı 1998 yılından bu yana dünyayla paralellik göstermekte. Evet. Dünyada en sık görülen 3 kadın kanseri, birincisi meme kanseri, ikincisi kolon rektum kanseri, üçüncüsü akciğer kanseri. Bizim ülkemizde ise yapılan istatistiksel verilerde birinci sırada meme kanseri, ikinci sırada tiroid kanseri ve üçüncü sırada kolon rektum kanserleri gelmekte. Tabii meme kanseri tarama testleri olan ve erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilen ve hastalığından insanlarımızı kurtarılabilen bir kanser türü olduğu için bunun önemi ayrı bir yer almakta. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.